8. sınıf 3. ünite olan Cooking ile birlikteyiz. Eğer Yabancı Dil Eğitimcileri Derneği'nin sizler için hazırladığı ücretsiz test kitabına hala ulaşamadıysanız açıklamalardan linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ben İngilizce öğretmeni Tuğba Bademci Kaydet. Vocabulary ile başlıyoruz. We will start with vocabulary. Cook Cook'un iki anlamı var. Bir yemek pişirmek, bir de aşçı. Cook How to cook? Peki nasıl yemek pişiriyoruz? Bake. Bake fırınlıyoruz. Roast. Roast fırında kızartıyoruz. Steam. Steam buharda pişiriyoruz. Grill. Grill mangalda pişiriyoruz. Boil. Boil haşlıyoruz. Fry. Fry kızartıyoruz. Bake fırınlamak, fırında pişirmek. Roast fırında kızartmak. Roast steam steam buharda pişirmek steam grill grill mangalda pişirmek barbekü yapmak grill boil boil kaynatmak boil kaynatmak fry fry kızartmak fry kızartmak slice slice dilimlemek slice slice dilimlemek bir dilim anlamında a slice of da kullanabiliyoruz özellikle bread de a slice of bread chop chop doğramak chop chop doğramak cut cut kesmek dice dice küp küp doğramak dice dice küp küp doğramak dice'ın bir de zar anlamı var Peel, peel, soymak. Peel, peel, soymak. Spread, yaymak. Spread, yaymak. Ekmeği batır ya da e, saralle yayarken çok kullanıyoruz. Spread. Mix, blend, karıştırmak. Aslında Türkçe'de var. Mikser, blender, karıştırıcı. Bunları böyle karıştırıyoruz. Özellikle milkshake yaparken mesela stir stir kaşıkla karıştırmak bir şey stir stir karıştırmak describe describe tarif etmek describe describe tarif etmek heat heat ısıtmak heat heat ısıtmak melt melt erimek eritmek melt melt erimek eritmek shake shake çalkalamak shake shake çalkalamak. Sprinkle, sprinkle bir şeyi böyle elinde yaymak, tuz yaymak gibi. Sprinkle. Serve, serve hizmet etmek, servis etmek. Serve, serve hizmet etmek, servis etmek. Put, put koymak. Bir şeyi bir yere koymak. Put, put burada tepsiyi fırına koyuyor. Pur pur dökmek. Akışkan sıvı bir şeyi dökmek. Pur pur dökmek. Et et eklemek. Et et eklemek. Dessert, dessert tatlı. Dessert, dessert tatlı. Desert olursa tek s ile çöl. Dessert olursa tatlı. Healthy, healthy sağlıklı. Healthy, healthy sağlıklı. Ingredients, ingredients, içindekiler. Ingredients, ingredients, içindekiler. Recipe, recipe, tarif. Ben buna yıllardır recipe dedim. Sonra gerçekten kontrol ettiğimde telaffuzun recipe olduğunu öğrendim. Lütfen bunu kontrol edin. Recipe, recipe, yemek tarifi. Snack, atıştırmalık yiyecekler. Yani bunu abur cubur deniyor ama değil aslında. Sinek hafif cevizli, bademli, böyle bir kurabiye de atıştırmalık yiyecekler. Dish or meal. Yemek, ana yemek. Dish, yemek. Meal, yemek. Testi, delicious ya da yummy. Bu da olabilir. Testi, delicious Yummy çok lezzetli anlamında. Turkish baklava is very tasty. Turkish baklava is very delicious. Turkish baklava is very yummy. Oven stove, oven fırın, stove ocak. Oven fırın, stove ocak. Salt, salt tuz, salt, salt tuz. Eggplant Eggplant, patlıcan. Buna neden yumurta bitkisi diyorlar? Patlıcanın olmamış hallerini resmini çekmişler. İlk başta beyaz oluyor ve topak-topak yumurtaya benziyor. İngilizler böyle güzel kelimeler bulabiliyor, mantıklı şeyler. Eggplant diyorlar, yumurta bitkisi. Oradan aklınızda kalsın. Eggplant, patlıcan. Flour, flour, un. Mushroom. Mushroom mantar, mushroom mantar, garlic clove sarımsak, garlic e, daha çok kullanılıyor sarımsak. Ben bunu üniversitede ikinci sınıfta öğrenmiştim. Siz benden önce öğrenin. Onion onion soğan, onion onion soğan, pepper pepper biber, pepper pepper biber, almond almond badem, almond, almond, badem. Pistachio, pistachio, e Antep fıstığı demek. Coconut, coconut. Zaten Türkçede kokonat diye de geçiyor. Hindistan cevizi de olarak geçiyor. Kokonat. Oil, yağ. Olive oil derseniz zeytinyağı. Oil, yağ. Olive oil zeytinyağı. Seafood deniz ürünleri. Seafood. Minut, dakika, minut, dakika. Dough, hamur, dough, hamur. Fresh, taze, fresh, taze. Rice, pirinç, ya da pilav. Rice, pirinç ya da pilav. Soup, çorba, soup, çorba. Traditional, geleneksel, traditional, geleneksel. Pot, demlik pot demlik pan tava pan tava plate tabak plate tabak bol kase bol ka spoon kaşık spoon kaşık salty tuzlu salty tuzlu sour ekşi sour ekşi spicy Baharatlı spicy baharatlı Mexican food is very spicy. Bon appetit ya da enjoy the meal. Bon appetit enjoy the meal. E, bon appetit aslında Fransızca afiyet olsun demek bunlar ama şu an artık günlük kullanımında enjoy the meal kullanıyoruz. Enjoy the meal yemekte eğlen yani afiyet olsun. Şimdi bir örnek recipe göreceğiz size önce ingredients'ı veriyor içindekiler. Sonra method ya da how to cook onu veriyor. Verirken emir cümleleri kullanıyor. Bunlar çok önemli. Emir cümlelerinde fiilin birinci haliyle kullanırız. Olumsuzsa da don't'la kullanırız. Cut the onion. Bakın. Heat some olive oil. Bize add ekle. Cook pişir. Serve servis et. Cut kes. Heat ısıt. Bunları bize veriyor. Yukarıda da içindekileri veriyor. Bunu durdurup incelerseniz sevinirim. Anlamadığınız bir yer olursa lütfen bana yorumlara yazın. Now we will do exercise. Yani biraz e, example da diyebilirim buraya. Birazcık örnek soru çözeceğiz beraber. Then boil the potatoes in the pot, please. Cümlesini ifade eden görsel hangi şıkta doğru verilmiştir? Ne yapıyoruz? Patatesleri potun içinde e, haş diyoruz şimdi pota ben demlik dedim ama e, bu kapların hepsine hepsinde kullanılabiliyor burada tencere anlamında kullanılmış iyi oldu örnek olarak gördüğümüz haşlayacağımız için cevabım Adana patatesleri tencerenin içinde haşla lütfen. Do you know how to make a cake? Nasıl kek yapılacağını biliyor musun? Sure it is easy. Tabii ki diyor ve bize anlatıyor. Let me tell you how to make it. Nasıl yapacağımızı söyle. First put some flour. Birazcık un koy. Two cups of sugar. iki kap şeker koy. Two eggs into a bowl. Bir kasenin içine iki yumurtayı kır diyor. Then onları bir şey yapıyoruz. Yukarıdaki resme göre ne yapıyoruz acaba? Sonra da 30 dakika fırında pişir diyor. E, karıştır. Evet olabilir. Yumurtaları haşla. Hayır. Patatesi kızart. Patates yok. Domatesleri dilimde yok. O zaman cevabım Adana. Beyaz kolay bir soru olmuş. E, domatesleri ne yapıyorum? Küp 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 doğruyorum. O yüzden this the tomatoes diyorum. Neye ihtiyacım var? Ben burada bir pan görüyorum ve bir de Tahta kaşık görüyorum. Need ihtiyacım olmak. Direkt cevabım denizli. A pen and wooden. Tahta, spoon, kaşık. Burada bir şey bir şey bir şey söyleyecek. Pancakes diyor. I love eating them. O zaman ne sorusu göreceğim? Ne sorusu? Zaten direkt Bursa'da var. How often? Ne sıklıkla? Do ile sorduğuma yes no ile cevap vereceğim. Hiç soru yok gerek kalmadı. What do you prefer eating at breakfast? Kahvaltı ne yemeyi tercih edersin Bursa? What kind of pizza are you going to make? Ne çeşit yapacaksın? Mix pizza yapacakmış. It sounds great. Kulağa hoş geliyor. Do you need any help making dinner or do you want me bring something? Bir şeye ihtiyacın var mı? Ya da bir şey getirmem ister misin? O da diyor ki okay I will see you tonight. Tamam diyor. Bir bakalım. What are some foods that healthy for? Sağlıklı, sağlıklı hiç alakası yok. Now just come my home at 7 o'clock. Sadece 7'de evime gel diyor. Bu olabilir. What did you diyor soru soruyor ama böyle bir cevap yok. Ne yaptın diyecek. Supper bu arada dinner demek arkadaşlar. Supper. Hatta last supper son akşam yemeği tablosu da var. Dinner demek supper. C seçeneğindeki supper dinner demek. E, Deniz dedi tarif veriyor. Hiç alakası yok. O zaman cevabım Bursa. Sadece saat 7'de benim evimde ol. Az önce görmüştük. Çikolatayı ekmeğime nasıl yayarım diye. Sprit yaymak cevabım D seçeneği. This cooking course is really blah blah. I hate cooking. Bakın yemek yapmaktan nefret ediyor ve terrible korkunçmuş mutfakta. O zaman kötü kelimeler arayacağım. Zaten Adana bana buradan bağırıyor. Boringim ve ben oraya gitmeyi tercih etmiyorum. Enjoyable olamaz. Be, e, good olamaz. Ama Ceyhan'da bir bet var ama neyi test ettim? Neyin tadına baktım? Kursun tadına bakamayacağım için yine cevabım Adana. Diyalogda boş yere Ha, e, boş bırakılan yeri hangi kelime getirmeli? Yine söylüyorum. Gerçek sınavda soru kalıpları İngilizce olacak. Bu sadece örnek soru çözümü. How do you find the meal? Nasıl buldun yemeği? Delicious. Harika. I happy here that. O zaman tekrar ed tekrar ediyor. Delicious'ın eş anlamlarını beraber bakmıştık. Delicious, yummy, tasty diye direkt cevabım Bursa. Burada Şimdi parçalı numara almış yerlere gelebilecek kelimelerin olduğu seçenekler. Güzel bir soru. Flowers, flowers are the particle test of food. Flower lezzet demek. Yemeklerin lezzetidir de, diyor. Bula bula foods. Bak nasıl foods? Have sugary. Şekerli olursa sweet. Tatlı. Bursa'ya gidiyorum. İkincisine bakıyorum. Bula bula too much salt. Tuzlu. Salty diyorum. Üçüncüsüne bakıyorum. Bula bula describe Strong and unpleasant, sert, bitter, bitter diye Türkçe'ye de geçiyor. Bitter İngilizcesi bitter, acı demek zaten direkt balı seçenekleri verdi. Cevabım bursa. Thanks for listening. Thank you. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Anlamadığınız bir yer olursa lütfen ama lütfen e, yorumlara yazın. Hepsine dönüyorum. Hoşçakalın.